Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere 1 milyon TL'ye aylık 50 bin TL temettü veren güzel bir portföy ve bunun yanında da iyi bir strateji anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız hemen videomuza başlayabiliriz. Şimdi burada biz yüzden ziyade biz sanayi tarafına önce bir gideceğiz çünkü bazı destekler söylememiz gerekiyor. Özellikle temettü portföylerinin kurulması için bunlar doğru destek seviyeleri olarak karşımıza çıkacaktır. Bunlardan birincisi 13.600'ler seviyesi olarak daha önceden de destek olarak işaretlediğim seviyelerdir. Bugün 14.150'lere giderek bu destek seviyelerini bizim gibi kullananlar %5 civarında bir kar marjını aslında elde etti. Fakat temettü portföylerinde bundan ziyade daha uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor. Bu yüzden 13.600'ler bu temettü portföyündeki hisselere alım yapmak için iyi bir destek olacaktır. Aşağıda biraz daha aslında cesurca kullanabileceğimiz 13.100'ler seviyesi de ikinci destek seviyelerimiz olacaktır. Peki bu hisseler hangileri ve biz bu hisseleri hangi mantaliteyle alıyoruz? Bunu aslında öğrenmemiz gerekiyor. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Şu an evet sizler için bir 5 şirket çıkarttım. Bunlar bu stratejiye uygun bizim belirlediğimiz strateji çerçevesindeki 5 şirket. Ve önümüzdeki dönemde değişirse bunların kesin hükümler olmadığını ve önümüzdeki dönemde bu 5'linin içerisinden bir şirket, iki şirket kötüye doğru giderse daha iyi duruma dönen yeni temetli şirketlerle değiştirebileceğinizi de bilmeniz gerekiyor. Bunun için faaliyet raporları okuyabilirsiniz, bilançoları inceleyebilirsiniz. Bazı yazılımlar var bunları sunan, son 3 yılda, son 5 yılda çok iyi temettü getirdiğini ifade eden şirketleri gösteren siteler. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Bizim bildiğiniz gibi bir yazılım organizasyonumuz var. Bu yazılımın içerisinde bu temettü şirketleriyle de ilgili çok önemli bir part olacak. O yüzden yazılım artık çıktıktan, yayınlandıktan sonra temettü şirketlerini seçerken de çok ciddi kolaylıklar sağlayabileceksiniz. Hiç merak etmeyin. Yakın dönemde yazılımı tamamlayıp sizlerle buluşturmayı hedefliyorum. Bu arada yine bildirimimizde yapalım. Yazılımcı ekibimizde yer almak isteyen kıdemli, tecrübeli, kendine güvenen yazılımcılar mail adresimize CV'lerini bırakabilirler. Mail adresimizi de ekranda şu an görebiliyorsunuz zaten. Şimdi hemen videomuzun içeriğine geçelim. Şimdi burada birkaç tane not vereceğiz. İlk notumuz 2 sene yukarıda ifade ettiğimiz oranları yakalayamayacağımızı bilerek başlamamız gerekiyor. Hocam onlar hangi oranlar? İşte 1 milyon liraya aylık 50 bin lira temettüyü ilk sene alamayacağız. İkinci senede alamayacağız. İkinci senenin sonunda bu oranlar başlayacak. İkinci senenin sonunda 50 bin lira alıyor olmayacağız bu sefer de 50 bin lirayı 12 ile çarptığımız zaman ne yapıyor? Biz 600 bin liraya getiriyor. Yani hemen hemen 1 milyon lirayla yıllık %60 civarında bir işletme kapasitesi. %50-%60 bandında bir verimlilikten bahsediyoruz. Doğru mu? O zaman demek ki Bizim 1 milyonluk portföyümüz 2 sene sonra 2 milyon olursa aylık olarak 50 bin lira alacağımız temettüde 100 bin lira olacak diyebiliyoruz. Yani burada aslında o kümülatif gücün birikmesini bir miktar beklememiz gerekiyor. Kümülatif güç arttıkça bu seviyelere ulaşabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Fakat buradaki önemli nokta bu şirketlerin çoğunun hem dolar bazlı kendi ana fiyatlarının artmasının hem de dolar bazlı şirketlerin dağıttığı temettülerinin artmasıdır. Yani biz bugün 1 milyonluk ana portföyümüzün 10 sene sonra 10 milyona geldiğinde hala aylık 50 bin lira temettü almayacağımızı bunun oransal olarak artacağını ifade ediyoruz. Tabii ki 1 milyonluk portföyümüz 2 milyon oldu diye 50 bin liralık temettümüz 100 bin lira olma oran orantısına gitmeyebilir. 100 olmaz da 70 olur. 3 milyon olduğunda 150 olmaz da 180 olabilir. Yani burada bir tam oran orantı yok. Fakat sürekli olarak içeriye koyduğumuz baştaki 1 milyon liramızın bu %50 verimlilikle çalışmaya devam ettiğini ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım Öncelikle neydi birinci notumuz? 2 sene boyunca bu oranları yakalayamayacağız. Türkiye'de faizlerin inmesi, Avrupa ve Fed'in faizleri indirmesi, ticaretin tekrar hızlanması, piyasalara ve dünya ticaretine para akması gerekiyor. Bu çok elzem bir nokta. Eş zamanlı olarak Türkiye'de de faizlerin aşağı inmesiyle yerli şirketler tekrar hızlanacaktır. Zaten temettü portföylerine baktığımızda 5 sene üstü yatırımlar olarak hedeflendiğini bilmemiz gerekiyor. O yüzden ilk 1 sene, ilk 2 sene hatta ilk 3 sene Temettüden gelen parayı tekrar hisseye sokmak zorundayız. Bu önemli bir noktadır. Diğer bir notumuza geçtiğimizde Bankanın da bu faizi verdiğini yani bugün 1 milyon liraya 50 bin lira aylık faizi bankada veriyor lütfen demeyin. Çünkü bu sığ bir yorum olacaktır. Finans ve Borsa kanalı izleyicisinin böyle bir yorum yapacağını düşünmüyorum. Çünkü banka 1 milyon liranızı 50 bin lira verirken 1 milyon liranızı büyütmeye devam etmiyor. Fakat burada kurduğumuz portföylerde 1 milyon liranız örneğin 10 milyon lira olurken 50 bin lira almaya devam ediyorsunuz. Belki o 50 bin lirada gitgide 70-80 lira doğru hareket ediyor. Yani arada çok büyük bir fark var. Üçüncü ve en önemli notumuza geldiğimizde. Strateji ve dengeyi çok iyi anlayalım ki bir sene sonra bu şirketlerin içerisinden bozulanlar olursa sisteme bağlı uygun başka bir şirketle değiştirebiliriz. Başka bir şirket ekleyebiliriz. O yüzden bizim mutlaka stratejimizi çok iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi buradaki önemli stratejimiz şu. Şirketlerimiz dolar bazlı büyüyecek. TL bazlı zaten büyümüş olacak. Ana parası büyürken temettüsü de büyümeye devam edecek. Hisse başına net temettü de büyüyecek. Çok yüksek bir Pili dolaşım oranı olmayacak, marjları ve çarpanları çok uygun seviyelerde olacak ana kaidelerimizden biri bu. Örneğin buradaki ilk şirketimiz Doğuş Otomotiv bugün 3-5 FK'lardan hareket ederken 2 sene sonra 15-20 FK'dan hareket etmeye başlıyorsa artık onunla o karlılık oranlarına da yetişemediği için zaten o seviyelere gelmiş olacak çarpanı yavaş yavaş vedalaşıp yerine örneğin tofaşı entegre etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor bu stratejilere bağlı kaldığımızda iyi bir organizasyon yapısı da içeride beklediğimizde bu 5 şirketten kötüye giden olursa çıkartırız iyiye gidenle hemen revize edebiliriz değiş tokuş yapabiliriz. Şimdi bu 5 şirketi hızlı hızlı sizlere aslında destekleriyle söyleyeceğim. Birkaç kelime de üzerinden edebiliriz ama şirketleri biliyorsunuz. Buradaki 5 şirketin de şu anda çarpanları bedava seviyede. Şu anda düşüş içerisindeler fırsat oluşturuyorlar. Zaten bir fırsat olmasa bu videoyu çekmem. Örneğin mayıs ayında endeks 4000'den 8000'e giderken böyle bir video çekilmez. Çünkü zaten endeks rekor fiyatlara gidiyor. Ne alsak kazanıyoruz. O zaman temettü yatırımına da çok fazla ihtiyaç kalmıyor. Bugün doğaşa baktığımız zaman 264 liralar bizim için dibin dibi destek noktalarıdır diyebiliriz zaten dayanamadım. Yine de bir ekranı göstereyim istedim. Baktığımız zaman 3FK, 2.5 FDF ve 1.17 piyasa değeri defter değeriyle hareket eden doğaç muazzam oranlarda temettü dağıtıyor. 264 lira dip seviyelerinden alınıp portföyümüze koyabiliriz. Bir sonraki otomotiv şirketimizde Ford Otomotiv'i göreceğiz. Ford Otomotiv'de iki tane güzel desteğimiz vardı. Zaten bunların bir tanesi ne değildi? Bunlar 1040 lira desteğiydi. Yine hala 1040 lirada ve 956 liralarda iki desteğimiz mevcut. Ford Otomotiv'in de gidişatının çok kuvvetli olduğunu, çarpanların çok iyi olduğunu, yönetim organizasyonunun iyi olduğunu ve yatırımlarının da kuvvetli gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bir sonraki şirketimize geçtiğimizde ek profile yani Ege profile ek proya gidiyoruz. Ek proya baktığımızda da benim her zaman söylediğim şey 200 lira desteği bizim için çok önemli. Ve her zaman ifade ettiğim ortaklık yapısı yani Ege profilin %88'ini globaldeki yabancı bir ortağa sahip. Bu da demek oluyor ki artık şirketin Türkiye'de ufak bir payı var sadece. Şirketin %88'ini yurt dışı ortağı taşıyor. Bu da demek oluyor ki kuvvetli bir organizasyon yapısı var. Çünkü Ege Profil'in yaptığı işteki en iyi global firma Ege Profil'i burada satın alıyor. Basat bir firma tarafından da yönetilmiyor. Bugün baktığımızda temettüleri büyüyor, dolar bazlı büyüyor, hisse fiyatı büyüyor, yatırımları iyi, çarpanları hala uygun durumda. Ortaklık yapısını zaten ifade ettim. O zaman Ege Profil buradaki üçüncü önemli şirketimiz olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncü şirketimize geldiğimizde burada Tüpraş'ı göreceğiz. Tüpraş biraz daha Brent Petrol'ün fiyatıyla Koreli hareket etmek zorunda kaldığı için diğerlerine göre biraz daha geç tepki verebilir ya da Fed'in daha hızlı enflasyon sonuçlarını alıp Fed'in faizleri hızlıca indirmesi ve OPEC bağlantılarıyla konjektürel sorunu çözmesiyle petrol fiyatlarını tekrar rekora göndermesiyle çok daha hızlı sonuç veren bir şirket de olabilir. Demek ki Tüpraş ya diğerlerinden geç ya diğerlerinden erken sonuç verebilir. Bunu nasıl bileceğiz? Bunu haberleri okuyarak, piyasayı takip ederek, makroekonomik verilerin karşılığını doğru analizleyerek, Finans ve borsa kanalındaki genel piyasa analizi videolarını izleyerek ancak bunları öğrenebiliyoruz. Bunları takip ettiğimizde ki buradan yine bir müjde de vereyim. Yakın zamanda borsa gündemle ilgili bir çıkıntı gerçekleştirmeye çalışacağız. Yeni bir oluşum oluşturmaya çalışacağız. Bunu da başarabilirsek artık günlük olarak gündemden çok hızlı haberdar olabileceksiniz. Ve burada Tüpraş'la ilgili tekrar konumuza dönecek olursak, Tüpraş'ın çarpanları nedir hocam derseniz Tüpraş'ın çarpanları bugün bedavanın bedava seviyesinde. Tüpraş gibi bir şirket yani 165 milyar lira kar yazan 227 milyar lira öz kaynağı olan 300 milyar piyasa değeri olan bir şirket 1.40 piyasa değeri defter değeri 3 F defa 5 FK'dan fiyatlanıyor. Bugün çok ucuz seviyede olduğunu tüpraşın hepimiz görebiliyoruz. Buradaki bir diğer şirketimiz biraz daha gelecek tarafındaki beklentileriyle birlikte enerjisi olarak karşımıza çıkıyor. Daha önceden seçtiğimiz 59.70 ve 55.85 desteklerinde alım fırsatlarını sundu. Bu iki seviyelerden alanlar işte bugün zaten yine o kümülatifi buraya gelse %10 civarında para kazandı. Bunun aynısını işmende de söylemiştim. 32.5 ve 30.5 destekleriyle işmende çok ciddi trade imkanı veriyor. Enerjisa da çok ciddi trade imkanı veriyor. Bakın logo da çok ciddi trade imkanı verir. Belli bir bant aralığında çok fazla kez hareket yapar ve oraları iyi değerlendirenlere iyi paralar kazandırır. Tabii ki bizim enerji sayı daha düşük seviyelerden yani 55-85'ler desteğimiz olacak şekilde. 50'lere geleceğini düşünmüyorum 50.5'lar seviyesine ama buralarda gelirse birçok şey satılıp bu alınabilir. O kadar ucuz bir seviyedir aslında. Şimdi Enerjisa'da baktığımızda her zaman dediğimiz gibi yenilenebilir enerji, elektrikli araç şarj istasyonu, elektrik dağıtım tarafında güzel bir organizasyon yapısı var. Global bir ortağı var. E bugün büyümesinde herhangi bir problem yok. Enerji fiyatlarıyla birlikte yenilenebilirin tamamı aşağı doğru çekildiğinden Enerjisa'nın da belli başlı zafiyetler oluyor ama zaten şu anda çok iyi konumda olması bizim için önemli değil. Gelecekte çok iyi konumda olabileceğinin analizlerini bize vermesi önemli. Bu bağlamda da Enerjisa buraya da iyi temettü dağıtması ve hisse başına temettüsünde de net 2018'den beri büyümesiyle bu listeye kendini sokuyor. Bu bağlamda baktığımızda Doğuş Otomotiv, Ford Otomotiv, Ege Profil, Tüpraş ve Enerjisa 5'lisini görüyoruz. Mantığımıza bağlı kalıyoruz. İlk 2 sene bu oranları beklemiyoruz. Ama artık 3. 4. seneden sonra içerideki 1 milyon liramızla 500 bin lira seneliği alabileceğimiz yani o 1 milyon liramızı ömür boyu %50 ve üzeri temettülerle temettü verimlilikleriyle çalıştırabileceğimizi biliyoruz. Örneğin 3. senede 1 milyon liramızı %50 verimlilikle 500 bin lira ödeyecek bu şirketler. 5 sene sonra 1 milyon liramıza 1 milyon lira ödeyip %100, %100 temetli verimliliğiyle çalışacaklar. 20 sene geçtiğinde belki bunu 2'ye 2.5'a e, 3'e katlayabilecekler ki bu şirketlerin geçmişlerine baktığımızda da bu örnekleri çok rahat şekilde görebiliyoruz. Bu bağlamda videomuzun sonuna geldik. Özellikle bu dönemde videolara destek olmak için beğeni butonu ve yorum atmanız çok önemlidir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aboneyseniz de zil bildirimini açmanız çok sağlıklı olacaktır. Katıl tarafına kayıt olarak da bizlere desteklerinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.